tartışıyoruz. Tartışmaya da devam edeceğiz. Şimdi gazeteci yazar dostum Kemal Can karşımda. Kemal Can, hoş geldin. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Kemal Can, şimdi dünyada sağ popülist dalga yükseliyor. Bugün iktidarın milliyetçi kanadı MHP, muhalefetin milliyetçi kanadı İYİ Parti bu dalgada sığınmacılar üzerine kendine bir yer bulabilir mi? O soruyla başlamak istiyorum. Zafer Partisi'ne ayrıca soracağım. Şimdi yani iki şey bir arada konuşmak gerekiyor. Bazı açılardan ayrı ayrı değerlendirmek, bazı da benzeştiği tarafları görmek lazım. Senin de işaret ettiğin gibi göç meselesi hem mevcut haliyle hem bugüne kadar büyümüş haliyle hem bundan sonra olacaklar itibariyle çok önemli problemlerden biri. Bütün dünya için çok önemli bir mesele. Bunun savaşlar, gerilimler nedeniyle olan tarafları var. Çok kuvvetli bir ekonomik arka planı var. Çünkü bütün dünyada büyük bir eşitsizlik ve gelir ve refah dağılımındaki adaletsizlik kaçınılmaz olarak hayatta kalma arzusuyla büyük kitleleri hareket ettiriyor. Evet. Ve bu göçe neden oluyor. Ve yine büyük bir tehlike olarak işaret edilen eko, yani iklim krizinden kaynaklanan bir yeni dalganın daha oluşacağı söyleniyor. Dolayısıyla hem birikmiş sorunlar itibariyle, hem mevcut siyasi gündem itibariyle, hem de gelecekteki sorunlar itibariyle bütün dünyanın çok önemli bir meselesi. Evet. Dolayısıyla pek çok yerde, hem küresel ölçekte, hem her ülkenin kendi içinde bu sorunla yüzleşilmesine bağlı olarak, bunun yarattığı etkilere bağlı olarak politik alanı baskılayan önemli bir başlık. Bu kaçınılmaz. Bunun tabii ki bütün dünyaya yayılan, işte bu senin işaret ettiğin sağ popülist dalgada çok önemli bir motivasyon damarı olduğunu biliyoruz. Bu yani işte Macaristan'da, Brezilya'da, Amerika'da, ya da başka bir yerde, pek çok ülkede, Avrupa ülkelerinin tamamında, bazılarında iktidar olarak, bazılarında iktidarı sıkıştıran kuvvetli muhalefet dalgaları olarak çok etkili, bunu görüyoruz. Ve bu etkili hareketlerin desteklerini, toplumsal desteklerini de büyük ölçüde bu meseleden toparladığını biliyoruz. Türkiye için bu dalgayla uyumlu bir hava elbette bir vadede etkili olacak. Ama Türkiye açısından özel bir takım koşullar var. Çünkü yer aldığı bölge itibariyle ve şu anda özellikle Suriye ve şimdi giderek daha da doğudan işte Afganistan ve Pakistan üzerinden çok yüksek bir göç almaya başlayan ve nüfusuna ve ekonomik gücüne oranla kaldıramayacağı bir takım yüklerle karşı karşıya kalan bir ülke. Dolayısıyla genel bu sorunun yanı sıra çok acil ve hızlı cereyan eden ve dar bir zamana sıkışmış büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Üçüncü bir boyut, Türkiye'yi bu konuda özel bir örnek haline getiren üçüncü boyut ise bu ülkedeki iktidarın bu konuya son derece araçsal yaklaşması. Üstelik de şu anda değil, başından itibaren böyle yaklaşması. Yani bu ülkeye gelen göçmenleri bir komplikasyon, bir yakınında komşu bir ülkede yaşanmış savaşın nedeni bir geçici durum olarak değil, kendi kullanabileceği araçsal bir mesele olarak ele aldı. Araçsal derken hem Avrupa Birliği karşısında hem de oy potansiyeli olarak mı söylüyorsun? Oy potansiyeli kısmı, bu konuda da bir takım iddialar var. Kılıçdaroğlu da bunu dile getirdi. İşte vatandaşlık ve benzeri ya da demografik değişim açısından bir takım etkileri olabilir ama ben daha çok hem iktisadi olarak son zamanlarda daha
sık zikredilmeye başladı. Hatta Süleyman Soylu da bahsetti. Bir kere ucuz iş gücü ve Türkiye'deki iş gücünü genel olarak ucuzlatmanın bir aracı olarak özellikle belirli bir ekonomik çevrenin bunu talep ettiğini biliyoruz. Ve iktidarın da bu anlamda bu göç nüfusunu iktisaden böyle kullanmaya, hatta bazı bakanlar açık açık ya da parti yetkilileri açık açık ekonominin onlar üzerinden döndüğünü itiraf ettiler ya da açıkladılar, her neyse. Bu bir araçsal kullanım. İkincisi, sizin söylediğiniz gibi dış politikada çok önemli bir enstrüman. Hem Avrupa ile pazarlıklarda hem bölgedeki etkinlik açısından. Çünkü bir yandan da şimdi büyük bir Türkiye'ye yönelmiş göç var. Ama aynı zamanda Türkiye silahlı kuvvetleri, ekonomik entegrasyon ve oradaki pek çok kayıt dışı örgütsel yapıyı yönetebilen bir güç olarak bizzat da Suriye'de. Yani bir taraftan Suriye Türkiye'nin içine girmiş, Türkiye'de Suriye'nin önemli bir kısmına girmiş durumda. Yani bir geçişkenlik var. Bölge gücü olmanın bir aracı olarak da bu göç politikasını kullandığını biliyoruz Türkiye'nin. Bir de dediğim gibi bunu iç politikada da tansiyon oluşturmak için kullandığını görüyoruz. Şimdi mesela çok basit bir örnek vereyim. İktidar ve özellikle de mesela Erdoğan son günlerde işte acaba politika mı değiştiriyor sorularına cevap aranan bir takım çıkışlar yaptı. Önce 1 milyon kişiyi göndereceğim dedi. Sonra tekrar geriye dönüp hiçbirini göndermeyeceğiz. Muhalefet göndermeye kalkıyor ama biz asla böyle bir şey yapmayacağız dedi. Bugün tekrarladı. Daha önce biliyorsunuz otobüslere bindirip Edirne kapısına götürmüşlerdi. Yani Suriye'ye otobüslerle götürmüyorlar ama mesela Edirne'ye bizzat devlet operasyonuyla götürülmesini hep beraber izlemiştik. Bütün bunlara baktığımızda aslında iktidarın bir politika değişikliği değil, süreklilik kazanan bu araçsal kullanımı iç politikada da gerilim ayarlama aracı olarak kullandığını görüyoruz. Çünkü mesela iktidarın ve Erdoğan'ın çıkıp göçmen meselesinde bu tür bir gerilimi yükseltecek açıklamalar yapmasını gerektiren bir şey yok. Yani tamam hani bu çok gündem olup baskı oluşturduğunda tamam biz de göndereceğiz demesinin belki makul açıklaması var ama çıkıp göndermeyeceğiz demesinin içeride bir karşılığı yok. Yani kendi seçmeninde de bir karşılığı yok. Yani şöyle olsa anlarız. Burada gerilimi mi yükseltmeye çalışıyor içerideki? Evet bunun. Peki ensar muhacir ifadesiyle neyi yapmaya çalışıyor sürekli? Orada kendi seçmenine seslenmiyor mu? Kendi seçmenine bence yani o bir demagojik kullanım ama bu işin içerisinde ideolojik motivasyonun ben son derece düşük olduğunu ve başından itibaren hiçbir zaman bu meseleye bir ensar mantığıyla yaklaşılmadığını, yani ensar mantığıyla yaklaşan bir tutum görmediğimizi düşünüyorum. Ayrıca ensar söylemi dahil olmak üzere bunun iktidar seçmeninde bütün yapılan kamuoyu araştırmaları da gösteriyor. İktidar seçmeninde bir karşılığı yok. Evet. Yani iktidar ensar politikası yürütüyor diye onun desteği büyüyor değil. Tam tersine bazı yerlerde reaksiyona bile neden oluyor. Bir takım güç merkezlerinin, iktidarı destekleyen güç merkezlerinin bu politikadan faydalandığı doğru. Demin söylediğim gibi ekonomik gerekçelerle faydalanan kesimler var. Ama genel kitle itibarıyla seçmenine işte bu mülteciler ensar politikası dolayısıyla bizim kardeşimiz ve biz bunları sahipleniyoruz söyleminin politik bir getirisi yok. Ama buna karşılık zemindeki gerilimi yönetmek açısından çok fazla faydası var. Peki bu noktada şunu sorabilir miyim Kemalcan? Şimdi sığınmacı meselesi konusunda MHP lideri önce istila ifadesini kullandı biliyorsun haftalar önce.
AKP ile bir miktar söylem farkı da var bu noktada. Her sözü bir olan ittifak bu konuda ayrışıyor mu? Yoksa fotoğraf böyle veriliyor, bunun da bir hesabı mı var? Bu başka konularda da bu tür farklar görüyoruz ama bu bir çatışma içermiyor. Bence bir çatlak değil. Çünkü bunu söylerken bunu muhalefetin yaptığı gibi iktidarı sorumlu.